Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gündelikteki haberlerini huzuruna sunuş kılışımız. Kanalımızda da kıtanlar ekranımız olsun. İstanbul'da Xitay'a karşı birleşme bayanat ilan kılındı. 25 yanvar İstanbul'un Zeytinburnu rayonunda 30 neçe teşkilat birleşip, Şarkı Türkistan yalğız emes temesinde Xitay'a karşı yürüyüş ve birleşme bayanat ilan kılış faaliyeti elip vardı. Faaliyet Zeytinburnu Qerindaşlık Münbiri Teşkilatı bilen Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin hemkarlığı da uyuşturulgan bulup, faaliyetke İstanbul'da yaşayatkan Uygurlar ve yerlik halklardan bulup 3000 etrafıdaki kişi katlaştı. Namayışçılar aldı bilen Zeytinburnu 15. iyul meydanına yığıldı. Keyin meydandan yürüyüş kılıp Emine İnanç İstasyon Camisi geçe Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beriyatkan bastırış ve asimilasiya siyaseti şundaklı irki kırgın kılış cinayetine karşı yürüyüş kıldı. Kollarda Şarkı Türkistan ve Türkiye bayrağını götürüp alan namayışçılar Şarkı Türkistan yalğız emes dep yazılgan plakatlarını götürüp yaşasın müstakil Şarkı Türkistan, Şinjan emes Şarkı Türkistan, Kızıl Komünistler Şarkı Türkistan'dan yokal degendek şuarlarını tovlap Emine İnanç Camisi tarafka seldek aktı. Keyin Emine İnanç Camisi aldığı yitip gelgende Xitay'a karşı bayanat ilan kılış yığını içildi. Aldı bilen Şarkı Türkistan Mağrıbı Hemkarlık Cemiyeti Reisi, Koşumçu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği Reisi Hidayetullah Oğuzhan, Şarkı Türkistan halkıya vakaleten bayanat ilan kılıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan halkını ün çıkarmasından kırgın kılıp tügütüşünü maksat kılıp atkallıkı. Yalgan haberler bilen halkara cemiyetini aldaşkı urunup gelgeliki, şundaktımı Şarkı Türkistan halkının yalğız kalmağallıkı, Hindonezya, Hindistan, Malaysiya, Türkiye, Bengal Katarlıq devletlerdeki Müslümanlarının Şarkı Türkistan halkı üçün kozgalgalıkı. Bu uygunuşlarının Şarkı Türkistan müstakil bolganğa kadar toxtap kalmaydıgalıkını bildirdi. Kardeşlerim, Çin 2050 Çin rüyası dedi. Bu Çin'in rüyası, Çin'in kabusu olacak. Rüya olmayacak. İnşallah. O süper güç olmayacak. Doğu Türkistan'da insanlar hür olmadıkça, bağımsız olmadıkça, kamplar kapanmadıkça, kızlarımız hür olmadıkça, bozulup kapanmadıkça Çin kalmayacak. Çin Doğu Türkistan'da, Çin Doğu Çin'in demesi Doğu Türkistan'da çökecek inşallah. Qerindaşlık münbirge vakaleten Türkiye Mağrib Komitesi Reisi Muhammed Cüşkun Efendi bayanat ilan kılıp, Xitay Şarkı Türkistan'da küçük çoğun demesinden 3 milyon Müslümanını lagırlarga tutkun kılıp bastırıp atıdı. Xitay Şarkı Türkistan halkını halkara cemiyetinin köz aldıda irki kırgın kılıp atıdı. Biz Zeytinburnu Qerindaşlık Münbiri namıdan Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beriyatkan kişilik hukuk depsendikilikigi karıştırımız digerlerini bildirdi. Zeytinburnu Kardeşlik Platformu üyesi sivil toplum kuruluşları olarak zulüm kimden gelirse gelsin, zalimin karşısında mazlum kim olursa olsun mazlumun yanında olacağımızı tekrar deklar etmek istiyoruz. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yapılan işkence ve zulümleri yakından takip ediyor, her zaman kardeşlerimizin yanında olacağımızı buradan haykırıyoruz. Doğu Türkistan yalnız değildir. Doğu Türkistan yalnız değildir. Doğu Türkistan yalnız değildir. Doğu. Serdar Azmon Xitay varatasığı kirgizgen topni Şarkı Türkistan'daki mezlum halkı takdim kılımen dedi. 26 yanvar Yol Press haber kanalda bildirilişe 24 yanvar Arap Birleşme Halifelikinin Abu Zabi İmaratı'da elip verilgan Asya Longkısın talış musabıqısı da İran Milli Futbol Komandası bilen Xitay Komandası musabıqı geçişti. Musabıqa İran Komandası'nın yüksek üstünlükü bilen 0'ge karşı 3 netice bilen ahırlaştı. Xitay komandasının arkama arka hata alışı, İran komandasının çebdestiki bilen devamlaşkan hayacallık musabıka Xitay komandasını barğancı hal sıratdı. Ve keyni keynidin acayip güzel şekilde varatasığı kirip gitivatkan toplar, Xitay futbolcularını ve meydanga ularga hemden buluş üçün gelgen Xitaylarını ümitsizlendirdi. İran milli futbol komandasının en közgü görüngen mahiri Türkmen futbolcu Serdar Azmon, Xitay varatasığa acayip mahirlik bilen 2 top kirgizdi.
Serdar Azmon Xitoy varatasiga kirgizayotgan bu toplarni Xitoy ishg'olidagi mazlum Sharq Turkiston xalqiga taqdim qiladiganligini e'lon qildi. Bir istiqlol, Serdar, 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 Tamriro, ufil gol! Ila al-muntaqab as-sini kura dakhil min Abd al-Jawad wal Abd al-Farid al-kura as-saudiyya, huna muhawala ufil gol! وهنا الثلاثية ثلاثية 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 Xitoy musulmonlarning dafni ishlarini qattiq kontrol qilmoqda. 24 yanvar zimiston to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari Sharq Turkistonda musulmonlarning dafni ishlariga aralashib olib, qattiq kontrol qilmoqda. Muxbirning ziyoratini qabul qilgan Majun 2018 yil 7 yanvar 25 kuni Xitoy tajovuzchilari Shixo shahrida Maming ismli tunganni cho'ng dadasining mayit namozida tutqun qilganligini, Xitoy saqchilarining Mamingni tutqun qilishining sababi bir qancha kun ilgari chaqmoqchi bo'lgan masjidni silliq filmga olganligi uchun ekanligini, Xitoy saqchilari yana Mamingning cho'ng dadasining dafni ishlarida oyat o'qishni cheklagandan sirt yuyup taraş işlerini Müslümanların kaidesi bu işi kılışını çekilgenlikini, cinazını özleri tayarlıgan maşinde yötkeşini çekilip, sakçı maşinisti yötkigenlikini aşkarlıgan. Zimistan torunun haberde tekitlenişçe, ötken ile işkinci ayda Kaşgar şehirde Azimet isimlik bir Uygur Kompartiya azası, anısının cinaz namazını çüşürüşki katnaşkallığı için, korallık sakçılar tarafından tutkun kılınıgan. Azimet hazırgı kadar tutup durulubatkan bulup, onun kayargi kamalgallığı malum emesiken. Zimistan to'g'rining bildirishicha, navbatda uning ayoli bilan o'g'li shu joydagi ijtimoiy rayonga berib, o'zini ma'lum qilib turadigan va siyosiy o'g'inishga qatnashadigan. Xabarda yana yerlik doiralarining Azimatning ayoli bilan o'g'lini ogohlantirib, ularning diniga e'tiqod qilishiga bo'lmaydiganligi, partiyani madhilashkili bo'ladiganligi va uning yomon gapini qilishga bo'lmaydiganligini ta'kidlaganligi ilgari surildi. Xabarda qayd qilinishicha, bu ahvol Sharq Turkistondagi Tungan, Qozoq qatorliq boshqa musulmon millatlarining cinazi namazı ve dapni işleri de mu yüz bergen. Zimistan torunun bildirişçe bu ekval yana Sanjedeki bir Kazak ailesinin beşiği gelgen bulup, Sanjedeki Aydana isimlik bir Kazak ayalının 70 yaşlık anısı vapat bolganda, daireler Aydana'nın anısının dapni murasığı mu kattık çeklemelerini koygan. Türkiye'nin Rize vilayeti de Şarkı Türkistan üçün yürüyüş kılındı. 25 yanvar Türkiye'nin Rize vilayetinde okuvatkan iki Uygur yigit ve şu yerdeki yerlik yaşlar merkezi azalarının hemkarlışı bilen zulümgü sükut kılma Şarkı Türkistan kan yığılavatıdı şuarı bilen Şarkı Türkistan üçün yürüyüş kılındı ve merkezi meydanda bayanat ilan kılındı. Yüzlerce yaşlar Xitay işgalcilerinin Şarkı Türkistan'da elip berivatkan vahşi bastırış ve irki kırgın kılış siyasetini lanetledi. Namayişçiler kollarda Şarkı Türkistan'a erkenlik zulüm tügügeçe vazifige hazırımız. İnsanlık tügümüsün zulümgü sükut kılma. Şarkı Türkistan'da ceza lagırları takalsun katarlık şuarlarını yazılgan lozunkılarını kötürüp yürüyüş kıldı. Akbarat ilan kılış yığınıga İhlas Haber agentliği bilen Çay Televizyisi muhbirleri katnaşkan bulup, namayişçilerge vakaleten Rize Tenterbiye Kulübü reisi İbrahim Çang'a akbaratka bayanat ilan kıldı. O sözü de Xitay işgalcilerinin vatanımızda elip berivatkan kırgınçılıkını kattık ayıpladı ve sükut turvatkan İslam dünyasına muhtap kılıp, Xitay'nın bu vahşilikige sükut kılmasını çağırdı. Yapılan bu asimilasyon politikalarına karşı bütün dünya sessiz kalmaktadır. 18 Kasım 1884 tarihinde katil Çin devleti tarafından işgal edilen ata topraklarımızda o günden bugüne soydaşlarımızın Uygur Türklerine zulmetmektedir. İslam'ın gerekleri olan oruç tutmaları, namaz kılmaları, Kur'an okumaları yasaklanmaktadır. Dillerini unutmaları için çeşitli asimilasyon politikaları izlemektedirler. Xitay karı kıştı mı ahlaksızlıkını devamlaştırmakta. 25 yanvar ictimai uçur vasıları tarqalgan kıskı sin görünüşleri Xitay'nın ahlaksızlıkını ve Uygur halkını pütülleri özlerine okşaş, sapasız kılıp taşlaş garizini bir minut mu toxtatmağallıkını aşkarıldı. Xitay'nın Uygurlar sezgür karaydıgan, milli ve dini örüp adetlerine hakaretleydiğen kılmışlarını tep tartmasın icra kılıvatkılı xili yıllar boldı.
Xitaylar bulupmu Müslümanlarının mukaddes iyi bolgan mübarek Ramazan aylarıdı mı mecburi tamak yigüzüş İslam'da en katlık çeklengen harak şarap içiş müsabıqısı digendek çakını faaliyetler bilen İslam'a ve halkımızga hakaret kılıvatkallıqı pat-pat akbaratlarga çıkıp duradı. Bu sıllık görünüştü bolsa Xitay rejiminin muşunda karı kıştımı toxtap kalmasın er ayarlarını bir yerge toplu velip harak içiş faaliyeti ötküzgerliki malum bulup ular turuvatkan cayının simtor bilen kaplanğallıqı o yerinin malum lagırının çoğun meydanı ikerliki şübhisini güçlendirmekte. Bu sıllık görünüş vatanımızın Aksu Baynayisi de ötken hepti beşide Xitay'nın çağını ötküzüş için mecburi toplanğan ve harak içişki mecburlanğan halkımızın görünüşlerdir. Yeni bir tarafdan yanılı vatanımızdan gelgen başka bir kıskısın görünüş vatanımızdaki ata anıları ceza lagırlarına tutup getirilgen sebi perizantlarımız ve yaşlı çoğuyup kalan yaşan gallarımızın ekinişlik ehvalini aşkarlap verdi. Ve onlarının çaresiz, bikarı hali körgüçülerinin yürükünü ezdi. George Soros, Xi Jinping, erkin dünyanın en hatarlık düşmanı dedi. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe, Amerikalık milyarder George Soros 24. yanvar, Dünya İktisat Münberi'nin yığını ötküzdü batkan Şivisariya'nın Davos şehirde nutuk sözlep, Xitay reisi Xi Jinping'nin yukarı teknikilik takipleş arkalık, cemiyetini kontrol kılışkı urnu batkan erkin dünyanın en hatarlık düşmanı işkerlikini bildirdi. George Soros Davos'ta bu sözlerini kılgan dəl şu günü Xitayning muavin reisi Wang Qishan nutuk sözləb yer şarlışış erkin sodu ve hemkarlıqını küçəytişini təkidligen idi. George Soros'nun ilgir sürüşçe Xitay dünyadaki birdin bir istibdat hakimiyet bulması mı? Lekin o dünyadaki en bay, en küçlük ve en ilgar teknologiyaya ilgi devlet iken. Vingriyada tuğulgan ve 2. Dünya Urushida Nazistler Germaniyesinin ceza lagırlarının hayat kalgan Soros Xitayning Sharq Turkistondagi yig'ibilish lagerlarini tilga olmagan bo'lsa-mu, ammo uning iqtisodiy va texnologiya kuchi Xi Jinpingni uchuq jamiyatlarning eng xatarli raqibiga aylantirganligini bildirdi. George Sorosning ta'kidlashicha, Amerika prezidenti Trump Huawei, Zhongsheng shirkatlaridek Xitoyni o'ylaydigan korxonalarga qattiq zarba berishi kerak ekan. U ogohlantirib, agar bu shirkatlar 5G texnikasining bozorini egallab olsa, o bütün dünyaya kubul kılığısız bir hatarlık tehdidi payda kılıdı digen. George Soros'un sözü çetel taratkılırdı ken haber kılındı. Onun sözü Xitay Taşkışlar Ministerliğinin gazipini kozgıgan. Xitay Taşkışlar Ministerliği bayanatçısı Hua Chunying 25. yanvar günü onun sözüge inkas kaydırıp, onun sözü akkara arlaştırıp etilgen mənisiz bayanat baha bir işke erzimeydi dedi. Lekin George Soros bu sözlerini Garip ellerde Xitay'nın Huawei, Zhongsheng şirketlerdek yukarı teknikilik karxanalarga karata küçülük guman payda bolgan bir mezgilde kıldı. Hürmetli televizyon kuruluşlar, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi kuruluşkisi eslerine Cenab-ı Allah tapşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.